Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım sağlığınızda, keyfiniz de yerindedir. Bugün cilt lekeleriniz için sizlere harika bir krem tarifi vereceğim. Bu krem tarifimizin içerisinde hangi malzemeler var? Öncelikle onları sizlerle paylaşacağım. Daha sonra da hangi zaman diliminde ve nasıl kullanmanız gerektiğini de detayını anlatacağım. Bu kremimizin içerisinde hakiki kantaron yağı kullanacaksınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın, hakiki kantaron yağının ve ev yapımı kantaron yağının rengi aynen böyle oluyor. Ben bunu güneşte bekleterek yapmıştım. Kendim yapıyorum kantaron yağını. Mutlaka evinizden eksik etmeyeceğiniz yağlarınızdan bir tanesi olsun arkadaşlar. Şimdi bu detayı da verdikten sonra cilt lekelerimiz için kullanacağımız yağlardan bir tanesi kantaron yağı olacak. Bir diğeri de aynı sefa kremi olacak. Bunlardan hangi oranda ne kadar koyacağız ve ekleyeceğiz. İşte bunları nasıl karıştıracağız ya da nasıl uygulayacağız? Hepsinin detayını şimdi anlatacağım. Şöyle öncelikle şu yağdan alayım. Kantaron yağımı açıyorum. Bu miktarı siz çoğaltabilirsiniz. Yani illaki benim şu an verdiğim miktara göre uygulamayın. Daha fazla yapabilir ve hazır karışımı elinizde bulundurabilirsiniz. Kantaron yağımdan şöyle bir çay kaşığı alıyorum. Kabımın içerisine şimdi minik bir kap var bende. Kabımın içerisine bir çay kaşığı kantaron yağı ekliyorum. Daha sonra da yarım çay kaşığı kadar aynı sefa kremi ekleyeceğim. Şöyle de göstereyim miktarını. İkisini güzelce bir karıştırın arkadaşlar. Bunu karıştırdıktan sonra da ister buzdolabında isterseniz dışarıda bekletebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Kremi yaptınız. Diyelim ki benim cildimin burasında böyle hafif bir leke var. Ben önce cildimi yıkarım. Akşamları kullanacağız. Geceleri yatmadan böyle bir yarım saat önce falan. Yüzünüzü yıkayın. Güzelce kullandığınız toniğinizi cildinizde bir güzel tonikle cildinizi temizleyin. Ardından kullandığınız nemlendiricinizi yüzünüze sürün. Gözaltı kremlerinizi sürün. Daha sonra da bu kremi sadece olan lekenizin üzerine süreceksiniz. Örnek veriyorum. Şöyle kremden az bir şey alıyorum. Diyelim ki şuramda benim işte bir lekem var. Ben bütün işlemlerimi yaptıktan sonra gece yatmadan yarım saat önce sadece lekemin üzerine hafif hafif bir dakika kadar böyle çok bastırmadan o lekenin üzerine masaj yapıyorum. Bir dakika masaj yaptıktan sonra bırakıyorum. Yarım saat sonra gidiyorum, yatıyorum. Her gece bu kremi sadece lekelerinizin üzerine uyguluyorsunuz. Gündüzleri asla kullanmıyorsunuz. Gündüzleri sadece bu karışım değil. Hiçbir yağ gündüzleri yaz ya da kış, sonbahar ya da ilkbahar hiç fark etmez. Asla gündüzleri yağ içeren hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Gündüzleri yağ içeren bir şey kullanırsanız o gün ışığı, işte güneşin etkisi, her şey yağ ile birlikte birleşir ve cildinizde lekelenme meydana gelir. O yüzden karanlıkta cildinize uygulayacağınız ya da diğer kullandığınız yağlar varsa karanlıkta kullanıyorsunuz. Cildiniz leke olmasın diye arkadaşlar. Ben bunu yüzümde kullandım. Belki sizin yüzünüzde lekeniz yok. İşte koltuk altınızda var. Kararma var. Bir güzel onu koltuk altınıza da kullanabilirsiniz. Ya da bikini bölgenizde var. İşte dirseklerinizde var. Dizlerinizde var. Nerede varsa, vücudunuzun neresinde varsa bu yaptığımız leke kremini her yerde kullanabilirsiniz. Bugünkü videomuz da bitti. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sonraki videolarımda çok daha güzel içeriklerle, çok daha güzel sunumlarla yeniden görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.